Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda neden sıralama savaşlarda Fuso'yu tercih etmeniz lazım? Bundan bahsedip hemen oynadığım oyuna geçeceğim. İsterseniz açıklamadaki süreye basarak direkt olarak oyuna geçebilirsiniz. Şimdi sıralama savaşlarda arkadaşlar iyi bir savaş gemisi şart. Ve bu savaş gemisinin rakibi direkt olarak haritadan silebilmesi gerekiyor. Ki sizin takım arkadaşlarınız hemen ölüp oyunu kaybetmeyin. Bunu yapabilecek en iyi gemisi de Fuso. Sovyet gemisi de dahil Fuso'dan daha yüksek hasar veren bir TR6 gemi yok. 12 merminiz tutarsa çok güzel sabit veriyor. Tabii ki bu son isabeti kötü. 12 merminin tamamıyla gidip köşk atmanız ya da direkt rakibin köşküne vurmanız pek mümkün değil. Zaten oyun içerisinde benim genelde köşk atmadığım göreceksiniz. Ama köşk atmamıza gerek var mı? Yok. Çünkü merminiz rakibi deldiği sürece ki delice vuruşu atmanız çok kolay. Toplarınız cidden iyi. 100 bin hasarı çok kolay geçebiliyorsunuz. Yani normalde 12-12 savaşlarda yani random savaşlarda Tier 6'da zaten 80 bine 90 bine geldiyseniz zırh delici mermilerle olan hasar için söylüyorum bunu. İyi oynamışsınızdır. Patlayıcı mermilerdir. bir 50 bin daha üstüne koyun. Ama bunu 6'ya 6 savaşlarda bunu 6'ya 6 savaşlarda 100 bin hasar üstüne çıkabilecek bir gemi arıyorsanız. Yani vuracak kişi sayısı iki katı azken bunu yapabilecek gemi kesinlikle Fuso. Çünkü bir Fuso'nun ana bataryasından bu şekilde bahsetmiş olduk. Bunun dışında diğer özelliği atış menzili. Atış menzili gene TL6'lar arasında en yüksek. 21.5 kilometre üstüne keşif uçağı kullanabiliyorsunuz. Keşif uçağı kullanırsanız 24'e çıkıyor olması lazım. Donanım olarak ben ikinci top gittim. Tabii ki siz böyle gitmeyin. Siz biraz daha garantili bir donanım oynayabilirsiniz. Hatta benim kaptan yeteneklerim de ikinci top odaklı. Siz onun yerine biraz daha adrenalin patlaması alırsanız dayanıklılık odaklı giderseniz daha iyi oynayabilirsiniz. Bir ben gene biraz fantezi olsun rakibe biraz şans vereyim diye ikinci top odaklı gittim. Zaten ikinci topların bu oyundan çok fazla bir hasar vermedi. Bunun dışında arkadaşlar bu sonun diğer özelliği zırhı. Yani diğer altı için çok iyi bir zırh düzenine sahipsiniz. Rakibe şu şekilde bakmadığınız sürece. Yani mesela rakip düşman gemisini şurada düşünün. Birbirinizle yüz yüze bakmadığınız sürece köşk gemeniz neredeyse mümkün değil. Oyun içerisinde zaten köşkü nasıl engelleyeceğinizi göstereceğim bir fırsat da olacak. Orada da söyleyeceğim. Ama doğru açıda durursanız. Bakın. Torbilo korumasından sonra burada 305 mm zırh var. Ön kısımda bile şurada 102 mm'lik bir zırh var. Buralar bütün köşk vuruşlarını yemenizi engelliyor. Kaptan eteklerimizi de gösterdik. Donanımları da gösterdik. Hemen oyuna geçelim. Karşımıza New Mexico, Mackensen bir Alman savaş gemisi geldi. Alman savaş gemileri bu modda hani neredeyse komedi diyebiliriz. Çoğu zaman herhangi bir şekilde takmanıza gerek yok. Normal diye güçlü olabilir. Onun dışında kruvazör olarak Graf tipi bu moddaki en güçlü kruvazör. İsterseniz onunla da oynarız. Çünkü ana toplarının o verdiği yüksek hasar rakip kruvazörleri delmeye, savaş kruvazörlerine bile yüksek hasar vermeye yeterli. nüfusunun Fuso'nun tek zayıflığı ben bence aydan tespit edebiliyorsunuz. Yani siz map'te olduğunuz sürece adam var sizi görüyor. Ama bu çok da umurumuzda değil. Yani bizi görmek için ateş ettikleri zaman biz onlara iki katıyla karşılık vereceğiz nasıl olsa. Bakın düşmanı gördük. İlk salvo. Mermilerin dağılımı dediğim gibi hiç çok iyi değil. Ama eğer düşman sola dönmüyor olsaydı büyük ihtimal bir iki tane köşk alırdık orada. Fark ettiyseniz sonradan dönmeye başladı. İkinci toplamımızın menzili 7.5 kilometre. O yüzden kullandığımız zaman ona dikkat edin. Yani 3 tane over pen Bir tanesi köşe girseydi o pert direkt pert olabilirdi. <laughs> Geminin adı pert bu arada o yüzden öldürdüm. Şimdi bizim muhrip burada intihar ediyor. Sakın böyle bir muhrip oyuncusu olmayın. Bakın Graf spinin olduğu yerde sesin içerisinde beklemeye karar verdi. Graf spin zaten ona yaklaştı. Şimdi ikinci toplarla beraber alacak onu. Ee. 5400 yani Biraz şanssız atışlarımız var ama olsun. Köşk hasar yemediğimiz için hasarımızı direkt olarak tamir ettim. 10 bin hasar az değil. Burada graf speed döner mi dedim dönmedi o yüzden böyle. Graf speed yani dönerken yakalarsanız köşk atması çok kolay bir hedef aslında. Sadece topunuz çok güçlü olduğu için aşırı delebiliyorsunuz bazen. Şimdi karşımızda 4 tane rakip var. Benim şu anda kafamdan geçen şey şuydu arkadaşlar. Bu dört tane adamı birden nasıl öldürelim? Çünkü hiçbirisi korkmamız gereken bir hedef değil. Bakın diye yaklaşıyor. diye Mackensen'e göre biraz daha büyük bir tehdit. Ama yine Fransız da. Şimdi dönmesini bekledim. Direkt olarak ateş etmiyorum. Bu durumda savaş gemisini çok fazla sıkmayın. Zırhlı gemileri delmeniz biraz daha zor. Biraz dönüp size açı vermelerini bekleyin. Bu şekilde. Köşk atmanız vesaire önemli değil. Yani tam mermiyle tutturduğunuz sürece zaten direkt geri cana indirebilirsiniz. Tamiri kullanmıyorum. Biraz daha önemli bir yere saklayacağım. Bakın muhrip geldi. Muhribe hemen önce ikinci topla işaretledim. Son ana toplar. Zamanı da zayıfladı ama 5 tane top mermi silahı ettikten sonra pek bir şansı yok. Şimdi Makensen yaklaşıyor. Bakın Makensen gene bize köşkünü gösterecek şekilde yaklaşıyor. Tam ideal hedef. Köşke vuracak şekilde nişan alın. Suya doğru. Ama vuramıyorsanız dert değil. Çünkü hala bu hasar vuruyorsunuz. Sadece bir tane mermi istediğimiz yere gitti. 5400 yedi. Evet şimdi New Mexico yaklaşıyor ama gene istediğim bir açıda değildi o yüzden ateş etmedim. Onun yerine Makensen'e döndük şimdilik. Makensen'e sıkmaya devam ediyorum ki bir yandan da hani New Mexico kendini güvende zannetsin. Bize doğru bir açık versin diye. Şu anda bize doğru yaklaşıyor zaten o da. Bakın. New Mexico şimdi çok daha güzel bir açı verdi bize. Yine hani herhangi bir mermi köşke düşmedi ama 12.000. Bu arada ikinci top donanımı yerine eğim kabiliyeti alırsanız ana topların eğimini geliştiren kabiliyeti büyük ihtimal şimdiye köşe atmıştınız. Değil mi? ben biraz daha zor olsun diye tercih ediyorum. Bir de daha güzel böyle ikinci topların arada bir ateş etmesi. Şimdi makensene bir daha. Her tayla bizim vurduğumuz gibi bu arada. Sisin içerisinde saklanarak beklemiş orada adam oyun boyunca. Şimdi New Mexico geri dönüyor. 7 kilometrede. Benim hani ideal hedefim o. Pertin zaten 8000 canı var. Yani takım arkadaşları alır diye düşünüyoruz. Bekledim. Tam su hizasına. Bakın. Burada direkt sola döndüm fark etmişsinizdir. Sola doğru döndüm ki gemim biraz daha şu şekilde kalsın. Yani rakibe çapraz bakacak şekilde kalsın. Bu şekilde durursanız hiçbir savaş gemisi size tier 6'da köşk atamaz. Mermiyi yediğiniz zaman mutlaka biraz çapraz durun. Tabii rakip durmuyorsa da bunu cezalandırmayı unutmayın bu şekilde. Bakın yine deniyor. Ama yani herhangi bir köşkü atması mümkün değil. Şimdi bizde sıra. Bu sefer köşkü yedi. Hem de iki tane. E arkadaşlar şöyle söyleyeyim, burada bir tane daha bir almaz savaş gemisi olsaydı Biz gene buraya girip gene bunları patır patır avlardık Özellikle karşıda şu an makensan olduğu için söylüyorum Yani doğru bir şekilde Fuso'nun zırhını kullanırsanız, ana topları kullanırsanız yani Sovyetlerin İzmail gemisinin sadece savaşma ihtimali var Onun dışında Birebirde herhangi bir savaş gemisi kapışamaz sizinle ya Üst diğer olması lazım Erken makan sen de git. Bu arada Pert hala ölmemiş. Arkadaşlar bu soru alakalı diyeceklerim bu kadar. Bence gemi her şeyi kanıtlıyor zaten. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.